Dünya Sağlık Örgütü ve Çin, koronavirüsün nasıl ortaya çıktığına dair ortak rapor yayınladı. Wuhan'da yürütülen araştırmalara göre en güçlü olasılık virüsün hayvanlardan bulaştığı yönünde. Ama rapor birçok ülkeyi ikna edemedi. Tepkiler var, Çin veri gizlemekle suçlanıyor yine. Küresel salgına yol açıp 2 milyon 800 bini aşkın kişiyi öldüren koronavirüs nasıl ortaya çıktı? Dünya Sağlık Örgütü bu soruya yanıt bulmak için virüsün ilk tespit edildiği noktada Çin'in Wuhan kentinde araştırma yapmıştı. Elde edilen bulgular ilk kez dünyayla paylaşıldı. Ancak bilirkişi raporu birçok ülkeyi ikna etmedi. Sert eleştiriler var. Rapor 4 haftalık inceleme sonucu 17 Çinli ve 17 uluslararası araştırmacı tarafından hazırlandı. 4 tez incelendi. Virüsün doğrudan hayvanlardan insanlara geçtiği taşıyıcı başka bir hayvan türünden bulaştığı, donmuş ürünler yoluyla yayıldığı ve Wuhan'daki viroloji laboratuvarından çıktığı araştırıldı. İlk bulgulara göre laboratuvardan yayıldığı tezi en düşük olasılık, yüksek ihtimalle hayvanlardan bulaşmış olabileceği değerlendiriliyor. Ama önemli bir nokta var. Dünya Sağlık Örgütü araştırma boyunca Çin'in orijinal verilere erişimi zorlaştırdığını açıkladı. Bu yüzden daha fazla ekibin Wuhan'a gitmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün dahi yetersizliğini kabul ettiği bilirkişi raporuna dünyadan tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde 14 ülke ortak açıklama yayınladı. Raporun çok geç paylaşıldığı ve orijinal verilere dayanmadığı belirtildi. Çin, koronavirüsle ilgili verileri gizlemekle suçlandı. Müdahaleden uzak, şeffaf, bağımsız araştırma talep edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Çin'i işbirliği yapmamakla eleştirdi. Çin şeffaf olmadı, önemli verileri paylaşmadı ve biz buna işbirliği diyemeyiz. Bu süreçte ikinci bir aşama olmalı. Bağımsız ve uluslararası uzmanlar virüsün kökenini araştırmalı, verilere özgür erişim sağlanmalı ve sahadaki insanlara uygun sorular sorulmalı. Çin, salgınla ilgili verileri gizlemediğini savunuyor ancak şeffaflık konusunda inandırıcı bulunmuyor.